Arkadaşlar merhaba, yeni bir güne bakış videosuyla birlikteyiz, ee, görüyorsunuz ee, çok büyük bir düşüş yaşandı bugün, dün güne bakışta zaten görmüştük Google'ın ve Tesla'nın e, negatif yönde etkilediğini, bir gap down açılmıştı, daha sonra bu gap'i yani bırakın doldurmayı yaklaşmamıştı bile, acaba dedik e, yukarı doğru bir hareket olur mu, çünkü ilk reaksiyon aşağı yöndeydi. Kesinlikle arkadaşlar bırakın New Day Opening yapın ortasını dokunmadı bile. Oradan devam etti ve gün boyunca neredeyse son dakikaya kadar yani bir fırsat vermedi. Devamlı bir düşüş oldu. Ne demiştik? Biz iki tane üst üste bir önceki gün hay alındıktan sonra artık bizim Beriş olarak düşüncemiz nötre geçmişti ki zaten biz ne demiştik arkadaşlar çok ters gidiyordu baya bir iş ters gidiyordu yani bunu haftaya bakışta geçen hafta güne bakışların çoğunda yani bir şeylerin yanlış olduğunu söylemiştik yani bir anda paranın rotasyonunun hiç daha önce yüzüne bakılmayan Russell 2000'deki küçük firmalara aktarılması ve bunun günlerce sürmesi bir anda Tekin direksiyonu yani tek bir kere marketi yönlendiriyor demiştik. Tekin içerisinde e, rotasyonlar olmasa tek bir yönlü hareket etse zaten marketi tek başına hareket ettiren bir e, sektör olduğunu söylemiştik ki bakın bu, bu düşüşü gördüğünüz şu düşüşte bile korelasyon yok. Az sonra size göstereceğim arkadaşlar. Yani baktığınız zaman beraber hareket etme yok yine hala. Tekin liderliğinde olmuş bir düşmeden bahsediyoruz. Ee, az sonra detaylara geleceğiz. Bir tane trade aldık bugün. O trade de tamamen SPX expected move kullandık arkadaşlar. Bunu ben her haftaya bakışta üzerine titreyerek tane tane anlatarak arkadaşlar bakın bu expected move çok önemli. Bunun tapı ve batımı üzerinden milyarlarca dolar arkadaşlar, büyük firmalar hedge yapıyorlar, bunları kullanarak çok önemli mıknatıs gibi çeker bunlar arkadaşlar, demiştik bununla alakalı benim daha önce trade'lerim var. Yani 175-200 puanlık trade'lerim var arkadaşlar ki bu yani son dakikaya kadar fırsat vermedi ve ilk gördüğüm anda bir yukarı doğru papa ilk gördüğüm anda arkadaşlar tamam dedim bu kadar yakınız expected move'a artık bu trade alınır. O kadar güvendiğim bir trade'di yani. Az sonra detaylarına bakacağız onun ama bu şu gördüğünüz düşüş arkadaşlar tekin önderliğinde olan bir düşüş. Az sonra göreceksiniz ki hep beraber hareket etmediğini göreceksiniz. Yine tekin başrolde olduğunu ama korelasyonun yüzde yani 90'ları geçin yani %60'a 40 arkadaşlar bakın SP 100'e bakacağız az sonra. S&P 100'a korelasyon advanced decline line dediğimiz kaç tanesi yükseliyor kaç tanesi düşüyor da 60'a 40 yani 60'a 40 neredeyse 50-50 bir e, artan azalan staklar var ve düşüşü görüyorsunuz arkadaşlar yani bu tamam nezdek ama S&P 500'da da bayağı düştüğünü göreceksiniz az sonra detaylarına gireceğiz şimdi isterseniz önce size expected move hakkında biraz bilgi vereyim arkadaşlar ondan sonra trade'mize de bakarız devam da ederiz detaylara bakarız bugünle alakalı arkadaşlar ben e, bu prezentasyonu çok önce yani 2-3 ay önce falan hazırladım neredeyse tam hatırlamıyorum ama e, hazırladım daha sonra dedim ki ya bu insanların kafasını biraz karıştırabilir yani istersen biraz tutalım yani tam emin değildim yani bunu sunayım mı sunmayayım mı diye ama daha sonra yani şu anda sadece size yani bunun içerisinde standard deviation dediğimiz zaten expected move yani standart sapma ama bunun sadece SPX ilgilendiren kısmı var. Onu göstereceğim size burada. Normalde işte standart sapmanın nasıl hesaplandığı, expected move'un nasıl hesaplandığı var. Ama bakın burada options'la alakalı, SPX'in nasıl hesaplandığıyla alakalı prezentasyonda önemli yer var. Şimdi arkadaşlar burada bizim için önemli olan SPX'imizin son e, fiyatı. Bu fiyat arkadaşlar bizim için iki şey daha lazım. Day to expiration dediği yani biz her zaman cuma expiration'a yani cuma günkü expected move'a bakıyoruz her zaman. Bizim için önemli olan o aslında günlük e, aylık hepsine bakabilirsiniz. Expected Moon mesela bugün ne kadar oynayacak, yarın ne kadar oynayacak yani her gün SPX'in yani şeyleri var, weekly'leri var normalde her gün var yani expiration olan. Ama biz özellikle Cuma'ya bakıyoruz çünkü o büyük rakamlar büyük şirketler buna bakıyor arkadaşlar o yüzden. Şimdi biz ne yapıyoruz? Biz volatility'ye bakıyoruz eee volatility ne demek implied volatility işte ya bu bize ne kadar volatile olursa o kadar fazla oynar. Önemli olan bu yani bu ne kadar yüksekse görüyorsunuz zaten doğru orantılı volatility ne kadar yüksekse expected move da yüksek olacaktır ki bunun değiştiğini görüyorsunuz az sonra size bir option chain de göstereceğim. Bunun nerede nerede bakıldığını, bu implied volatility'nin nerede olduğunu bir de expiration'ın nerede olduğunu. Şimdi bu örnekte volatility'miz bu. Ee, days to expirationımız 44 day diyor. Bize sadece Cuma lazım. Onu nasıl hesaplanır? Daha sonra bakacağız. Yani şu anki SPX'in fiyatını e, volatility'nin yüzdesiyle çarpıp daha sonra date to expiration dedi. Ne zaman expire olacaksa bu opsiyon, ne zaman bitecekse bu opsiyon onu 365'e bölüp kara alıyor. Yani bu normalde kafanızı karıştırmasın. Bu bize veriliyor zaten. Hani o bizim dediğimiz haftaya cuma günü expected mu şudur diyoruz ya işte böyle hesaplanıyor arkadaşlar. Şimdi bunun yani isterseniz dondurup bakabilirsiniz. Çok önemli değil. Siz bunu hesaplamanıza gerek yok. Bize zaten veriliyor bu. Yani bu da dediğimiz o yüzde standart sapmanın o iki aralığında kalmasının yüzde 68 olduğunu söylemiştik. Bize lazım olan bu SPX'in option, option chain arkadaşlar. Bakın şu 28 ile açtığımız yer Cuma günü. Cuma gününün e, expire expire olmasına yani optionların bitmesine Cuma'ya kaç gün var? Bakın 6 gün var. 6 gün var bunu kullanacağız. İşte o 6 bölü 365'in kara yani date to expiration dediği olay o. Yani bu normalde gün sayısı ne kadar çoksa doğru orantılı yani e, expected move'da artacaktır. Gördüğünüz gibi burada 63, 72 devam ediyor. Çünkü hem gün sayısı artıyor hem de implied volatility. Bakın şu implied volatility 11.30 olan implied volatility. Burada hesaplanmış yani bu bizim için hesaplanıyor. Hesaplanmış değeri 63.59. Bu ta bu geçtiğimiz örnek. Geçen haftaki değil bu. Daha çok daha önceki bir örnek. Ama bunun nasıl hesaplandığı bu arkadaşlar. Siz nasıl hesaplandığına bakmayın. Sizin için önemli olan şey volatility ve expected move. Yani volatility'nin yüksek olması size sadece volatile olacağını gösteriyor. Sizin bilmeniz gereken tek şey arkadaşlar Cuma kapandıktan sonra Haftaya Cuma günü ne kadar oynayacak? Expected Mu ne kadar? 63.59 Gördüğünüz gibi bakın. Kapandığını Cuma kapandı. Previous Close dediği Cuma kapanış. Bakın Cuma kapanış. Onun üzerine burada yazılan 63.59 dediğini ekliyoruz. Expected top ve expected bottom buluyoruz. Yani bu kadar basit. Buna güne bakışta da söylemiştim ben dünkü güne bakışta. Bir daha söyleyeyim. Yani dün müydü, önce gün müydü bir arkadaşımız sormuştu. Ama bu böyle hesaplanıyor. Hocam bu nereden geliyor derseniz bizim için önemli olan o formülü. O formülü bizim bilmemize gerek yok. Thinkorsam veya herhangi bir platform bunu bizim için hesaplıyor arkadaşlar. Bizim yapmamız gereken cuma günü gideceğiz. Kapanışa bakacağız. Alacağız bunu. Previous week close. Ekleyeceğiz. Çıkaracağız. Top ve bottom bulacağız. Bu kadar basit. Yani baktığınız zaman bizim SPX'in expected move'unun hesaplanışı bu arkadaşlar. Bilmemiz tek gereken olay da bu. Bunun haricinde ne formülasyonlara bakmamıza gerek var ne de işte yani 4 günü, 5 günü, 6 günü, bir ayı hesaplamamıza gerek yok. Bizim için önemli olan cumadan cumaya. Çünkü biz bunu kullanacağız. Ve kullandık bugün. Ve az sonra size göstereceğim arkadaşlar ne kadar önemli olduğunu az sonra size tekrardan trade üzerinde göstereceğim. Ee, i̇sterseniz önce bir e, trade'imiz üzerinden geçelim sonra detaylarına bakarız. Evet arkadaşlar sizlere geçen haftaya bakışta bir iki şey söylemiştim. Bunların üzerinden gitmek istiyorum. Birincisi bakın 85 diyor arkadaşlar. 85 expected move demiş. Bunu buraya yazmışız ona baktık zaten. İkincisi korelasyon olmadan bu haftaki düşüş yaşandı. Bir de korelasyon olursa işte o zaman çok daha büyük düşüşler görebiliriz demiştim. Ki hala korelasyon yok. Bakın bugünkü düşüşü gördünüz. Hala korelasyon yok. Siz ondan sonrasını kafanızda canlandırın yani eğer korelasyon olursa. Bunu da söyledikten sonra bakın earnings'ler de var demişim salı Google ve Tesla'nın ki bugünkü düşüşü ateşleyen en büyük etkenlerden birisiydi arkadaşlar. Bakın buradan bu 85'i aldık. Şimdi Tinkor gittik arkadaşlar. Bakın 5505 ile kapanmıştı. Ona baten bakmıştık. Bundan 85 çıkarttığınız zaman 5420'yi buluyorsunuz. Görüyorsunuz bakın. Yani nereden dönmüş ya? Bunu ben size daha nasıl anlatabilirim arkadaşlar. Her hafta, her haftaya bakışta üzerine bastıra bastıra söylüyorum. Bakın çok çok önemli olduğunu. 5420 expected batımımız 5419.98'den dönmüş bounce yapmış. Yani bunun bu kadar net, bu kadar açık daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum ki aldığımız trade de zaten tamamen bunla alakalı bir etti. Bazı arkadaşlar sormuş hocam neye dayanarak? Market structure shift var demişsin ama gitmişsin yine short almışsın. Neye dayanarak aldın? İşte buna dayanarak aldım arkadaşlar. İşte buna dayanarak aldım. Benim beklediğim çok güzel bir pop olursa short edecektim yani. Ki gün, gün boyunca bize bu fırsatı vermemişti. Ben öğleden önce evde yoktum arkadaşlar. Öğleden sonra geldiğimde hala düşmeye devam ediyordu, hala fırsat vermiyordu. O fırsatı bize son 15-20 dakikada verdi. Bunu da değerlendirmek istedim. Zaten bir anda 3 kontrat aldığımdan anlamış olmanız gerekiyordu. Ne kadar güvendiğimi, ne kadar önem verdiğimi trade'e. Bunu gösterdikten sonra bakın 5419.98 ki ben trade alırken, trading view yazarken yanlış yazmışım bir de. Onun yüzünden ES'ten biraz daha fazla para yapardım. ES'ten bir yani 300-400 dolar daha eksik yaptım. Onun sebebi de o yani. Ben expected bottom'a gelmesini bekliyorum ama yanlış işaretlemişim expected bottom'ı. Şimdi oraya da geleceğiz arkadaşlar. İsterseniz bakın trade üzerinden bir gidelim. O trade'in üzerinden gideceğiz şimdi. Bakın şurada başlayalım. Ay, açtık arkadaşlar kapattım bakın şimdi expected bottom burada çizerken 5412.90 demişim. Niye böyle yaptım ben de bilmiyorum. Yani ya hesaplarken yanlış hesaplamışım. Çünkü benim expected top ve bottom'ım Tinkerseven'de ben ona göre aslında bakıp oynuyorum ki diğer ekranda açık da değildi yani. Şimdi bunu buraya işaretleyeyim dedim. Tek ekrana bakayım dedim. Onu da yanlış işaretlemişiz. Bakın arkadaşlar şimdi ne yazacağım buraya? Çok güzel. Bakın market structure shift. Burada bir market kırılımı var. Bakın ilk bu şuradaki şuradaki e, ani yani agresif hareketten lava çektiğimizde ilk OT'nin üzerine çıktık. Bakın üzerine çıktık. Onu bile bekliyorum yani. Şuraya gelir gelmez hemen short etmiyorum. Çünkü short etmememin en büyük nedenlerinden bir tanesi yani bir ee, çok fazla geriye bize bir şey bırakmıyor. Dedim biraz daha bekleyin. Bunun yani üstteki OTI daha sağlam gözüktü bana. Ee, ki bir şeyi daha kanıtlamak istedim size. Bakın market structure shift olacak ve eminim bir arkadaşımız gelecek. Diyecek ki hocam bu market structure shift varken niye short ettin? Market structure shift var yukarı doğru kırılım var. Sen böyle bir yükselişte bakın şu parabolik bir yükseliştir arkadaşlar. Nasıl short edersin sorusunun geleceğini adım gibi biliyordum. Ve sizler için çok da güzel bir örnek olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi bu burayı kırdı. Yukarıda bunu bir OT'imizi çizdik ve bakın OT'ye daha yaklaşmadan reject etti. Dedim tamam artık oraya bile ulaşmayacak. Oraya bile ulaşmayacak. Ulaşsa bile, bakın ulaşsa bile risk alıyorum, ekleyeceğim oraya gelince. Şimdi arkadaşlar, buradan şimdi giriş yapacağım. Bakın ardı ardına bir, ondan sonra ulaşacağını sanmıyorum diyorum. Bakın ikiye ekleyeceğim şimdi ve üçü ekleyeceğim. O kadar güveniyorum. Bakın yukarı çık, pap yaparsa ekleyeceğim diyordum ya. Oraya artık çıkmayacağından adım gibi eminim yani. Şimdi bakın burada üç ekledik. Şimdi burası... IS'ten de girdim çünkü ES'ten de göstermek istiyorum siz arkadaşlar. ES ile SPX aynı şeyler. Birisi index, birisi features. Şimdi burada girdim ve hedef SPX bottom. Bakın SPX bottom'ı yanlış çizmişim. Sadece size az önce gösterdim 5420 olması gereken expected bottom. Ee, yanlış çizdiğim için az sonra bakın benim hedeflerim NQ'da biraz daha yukarıda çünkü 3 kontrat arkadaşlar onu aşağı kadar beklemeye gerek yok. Yani şuradaki en yakındaki likiditeyi alsa bana zaten fazla fazla yetiyor yani. Sadece size göstermek açısından iyisi beklettim bir kontratta buraya eriştiğinde çıkacaktım. Tabi doğru yazmış olsaydım SPX batımı çıkacaktım ve net yani net iki tane trade'im olacaktı. Öbürü dedim yani bu niye tekrardan ulaşmadan hatta ve hatta bu soruyu sordum. Niye expected bottom'a ulaşmadan geri döndü? Bu soruyu da kendime sordum. Az sonra zaten göreceksiniz arkadaşlar. Bakın burada da biraz daha papya bakın market yapısı bozulmasına rağmen bearish trade aldığıma dikkat özellikle gösteriyorum size. Arkadaşlar bakın özellikle gösteriyorum. Bazı şeyler model falan dinlemez. Çok soru geliyor. Hocam market kırıldı niye dönmedi? Hocam breaker oldu niye gitmedi? Hocam şu böyle bir model oldu niye çalışmadı? Arkadaşlar bakın. 800 dolarlık bir candle şey 800 puanlık bir candle'dan bahsediyoruz. Bugünkü düşüş Haydan Lova neredeyse 800 puan ve bu 800 puanda hiç bounce yapmamış. Yani o kadar yani hiç açılışta New Day opening gap'e uğramamış. Ortasını bekleriz oraya bile gelmemiş. O kadar berişiz yani. Böyle trade'lerde bizim almamız gereken OTE seviyesini beklemek ve short etmek. Başka hiçbir trade almanıza gerek yok. Bununla alakalı örnek var ya geçen hafta size kaç tane OTE seviyesine gelip tekrardan short ettik en az 4, 3 tane trade aldık o gün ya OTE seviyesinden. Ki bugün o OTE seviyesini bize hiç vermedi. Hiç vermedi. Ben bugün eve geldiğimde yaklaşık şuralardaydı. Yani iki civarı geldim ben eve. Zaten hiçbir şekilde fırsat da vermemiş. Ben kalsam yani evde olsam yine ben o trade'e hiç girmezdim. Bugün neredeyse hiç trade almadan bitecek de eğer bu fırsatı vermese. O yüzden arkadaşlar bazı şeyler çok çok daha önemlidir. Bir arkadaşa örnek verdim ya otobanda 200 kilometre hızla giden bir aracın önüne atlar mısınız? Atar mısınız kendinizi? Öyle bir hata yapar mısınız? Yapmayın. Çünkü bakın bu bugün eminim onlarca arkadaşımız burası batım, burası batım, aha döndü, dönüyor diye diye bu trade'lerden kaç tane hesaplar patlamıştır bugün? ve ben bunu size defalarca söyledim arkadaşlar bu tür durumlarda bullish trade girilmez girilmez burada yapacağınız OTI'yi bekleyip short etmek yani burada fırsatı da son dakikada veriyor şimdi devam edelim az sonra zaten hızlı bir şekilde hedeflerimizi tak 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 alacağımızı göreceksiniz ee, orada zaten sol tarafta biz en hemen bakın 3 tanesini koydum dikkat ederseniz bir yere de koymadım yani belli mi olur buradan dönüver, verir yani ilk cebimize koyalım en güzel para cepteki para olayını biliyorsunuz zaten sıraladık arkadaşlar puanlamasına göre ilk birincisini sattığımızda 1500, ikinci 1600, 1800 toplamda 4900 dolar nezdekten arkadaşlar bakın 3 tane kontrat yani toplam süresi trade'in 15 dakika bile değil yani 15 dakika bile değil ne kadar net bir şekilde alıyor bakın şimdi bakın burayı aldık ben şimdi diyorum ki Bakın şu sol tarafta da neredeyiz? 5.900, 5.419.98 seviyesi. Buraya dikkat arkadaşlar, buraya dikkatinizi çekiyorum. Burada olması gereken expected bottom'ı yanlış yerde çizmişim ki bakın oradan dönecek şimdi ben burayı bekletiyorum hala, burayı bekletiyorum hala. Bakın iyesi oraya gelir gelmez expected bottom'a çıkayım diye ve bakın yani son dakikaya kadar da bekleteceğim diyorum. Yani buraya gel, gelmeden çıkmak istemedim göstermek açısından. Aslında expected button buraymış arkadaşlar. Oraya değmiş yani. Gördük az, az önce. Ki burada diyorum ki artık 2 dakika kaldı çıkayım. Yani burada 1000 bin, bin küsür dolar yapacağım yere 600 küsürle 600'de falan çıkıyorum yani. O da işte o benim yaptığım bir hata. Hedef expected bottom. Net. Bakın net. Hedefim net belli Çünkü oraya gideceğini adım gibi biliyorum arkadaşlar ee, çok böyle tradeler aldım sizlere bunun örneklerini de gösterdim sizlere her hafta bastıra bastıra bakın arkadaşlar SPX bütün ürünlerin bütün product'ların anası bütün büyük şirketler bu expect the top ve bottom üzerinden hedge yapıyor bütün paraların arkadaşlar bu o değerler var ya o değerler o gördüğünüz 5420 seviyesi bütün büyük institutionların hafızasında bakın yani bunu abartmadan söylüyorum size. O kadar değerli level'lar bunlar. Yani bunu da gösterdikten sonra arkadaşlar az sonra zaten çıkacağım 600 küsürle bunu uzatmaya gerek yok ki bakın burada yanlış çizdiğim için 400 dolar eksik yaptık ama önemli değil. Yani buraya geldiğinde ben direkt satardım. Çünkü direkt expected batıma gelmiş oluyor yani doğru çizsem. Şimdi ben size göstereyim tekrardan Tinker sevimde Bakın arkadaşlar doğru çizmiş olsam doğrusu 5420 resmen dokunuyor görüyorsunuz yani. Ancak bu kadar olur ya. Daha nasıl anlatayım size arkadaşlar. Daha nasıl sizlere yani üstüne bastıra bastıra söyleyeyim. Yani size ben bir nimet veriyorum ya nimet. Bakın bu bir nimet yani. Neyse uzatmayalım, ee, abarttık biraz. Bakalım arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın ee, S&P 500'daki düşüşü görüyorsunuz. Bakın size bu düşüşten sonra bir şey daha göstereceğim. Kendall'ın ee, büyüklüğünü siz görüyorsunuz zaten. Ee, Dow Jones aynı şekilde. Buraya da isterseniz Russell 2000 yazalım. Russell 2000'de yıllığa getirdiğimizde arkadaşlar Russell 2000'daki de düş görüyorsunuz. Bütün arkadaşlar hepsinin düştüğünü görüyorsunuz. Ama bakın S&P 500'daki düşüş düşüşe rağmen size ne göstereceğim bakın. S&P 100 Advanced Decline Line. Heh, bu sıfırlanmış mı? Yok pardon sıfırlanmamış. Şuradan çizmemiz lazım. S&P 100'ü seçtik. Arkadaşlar 64.37 ya. 64.37 bakın hala full korelasyon yok yani. Dersiniz ki bu düşüşte kesin korelasyon vardır. E, artan şey azalan 90 küsürdür dersiniz yani o düşüşü gördükten sonra ama Yok. Yok arkadaşlar, hala korrelasyon yok. Yani siz düşünün, bakın korrelasyon olduğu anı düşünün olmadan böyleyse, korrelasyon demek bütün sektörlerin aynı anda hareket etmesi demek, bütün her şeyin, yani gördüğünüz zaman baktığınız zaman dört büyük futures indeksinin düştüğünü görüyorsunuz ama S&P 500'da bu kadar büyük bir kendilerine rağmen hala advanced decline line'ın yüzde 60-30 olduğu enteresan ya bak çok bak bu ben size bu tiyoyu iki haftadır geçen hafta bol bol söyledim bakın arkadaşlar ben dedim berişim dedim bak berişim yani baktığınız zaman şurada şunu kapatalım. Baktığınız zaman arkadaşlar bakın Buraya geldiğimizde burası haftanın haftaya bakış yaptığımız yer. Bakın buradan bir bounce olacaktır. Ama biz bu bounce'u short edeceğiz dedim. Söyledim size arkadaşlar bunu. Yani çünkü o kadar çok gösterge vardı ki geçen haftaki düşüş hiçbir şey değildi. Korelasyon olmadan bir düşüştü. Düşünün yani. Ne dedik? en fazla dedik bize dedik buradan işte 2022 modeli gibi düşünürsek dedik en fazla buradaki FVG'ye gelir oradan short ederiz en fazla. Burayı aldıktan sonra dedik ki tamam FBG'ye gidecek herhalde dedik. Sonra zaten olayın işin içerisine önceki gün düşüş bir önceki günün hayını almış olmamıza rağmen çok e, aham şahan bir yükseliş değildi. Zaten Google ve Tesla açıkladıktan sonra ve onun reaksiyonu zaten bizi nerelere getirdi arkadaşlar. Nerelere getirdi? Biliyorsunuz geçen haftadan beri berişiz arkadaşlar. Berişiz. Dün ne dedik? Dedik ki bir önceki günün hayı iki defa alındı. Artık berişiz diyemiyorum. Bir sonraki güne bakmamız lazım dedim ki bir sonraki güne zaten bakar bakmaz ne olduğunu gördük yani. Şimdi arkadaşlar bakın bunu söyledikten sonra isterseniz Thinkorswim'de bir iki şeye daha bakalım. Bakın size tek taklarını göstereceğim. O düşüşün sebebini, ana sebebini göstereceğim. Bakın arkadaşlar Nvidia %7 neredeyiz? Apple %3. Microsoft %4. Meta, Amazon, Google hepsi sık. Yani Tesla'yı saymıyorum bile. Tesla zaten inanılmaz düştü yani. Görüyor musunuz? Bakın bu bunlar işte bu tek tek ne isterse o olur. Tek ben yük düşüyorum derse marketi de beraberinde götürür. Şu kadar fazla düşüreceğim derse o kadar büyük düşürür. Ne isterse onu yaptırır arkadaşlar. O kadar büyük. Bakın Apple, Nvidia, Microsoft bunların üçünün toplamı 10 trilyon dolar ya. 10 trilyon dolar. Yani sadece teki toplasanız bunların market cap'i bütün marketin neredeyse yarısı yani. Belki daha fazlası. İşte o yüzden bakın korelasyon olmamasına rağmen düşmesinin sebebi bu. Bir de korelasyon olursa buna biraz daha ekleyin, biraz daha düşün yükseleceğini göreceksiniz. Arkadaşlar bakın ne diyoruz bize? Biz artık bu tür şeylere bakıyoruz. Dolara bakıyoruz. Bakın dolarda da yani çok dolar doların normal şartlarda yükselmesi lazım böyle durumlarda. Bakın burada bir divergence olduğunu görüyoruz doların. Doların yükselmediğini görüyoruz. Dolar aslında marketlerle ters orantılıdır arkadaşlar. Hem doların hem altının bakın düştüğünü görüyoruz. Hala bir yani bir şey var e, ee, soru işaretleri var. Bakın bu soru işaretleri zaten kafamızda bunları bilmezsek neler? Bakın bu normalde başka bu tür şeylere bakmasak ne düşünürüz? Tamam bounce yaptı iki gün üst üste de bir önceki günü aldı buluşa döndük gidiyoruz diye düşünürsünüz ama biz Böyle düşünmüyoruz biz bütün her şeye bakıyoruz kafamızda hep soru işaretleri demek ki aslında bu sağlıklı bir yükseliş değil diyoruz. Şimdi de ne diyoruz? Bakın altın da düşmüş, dolar da düşmüş. Yani tamam altın neyse piyasalarla birlikte dolarla ters orantılıdır. Doların yükselmesini bekleriz. Doların yükselmediğini görüyoruz. Bir soru işareti. Bu kadar büyük düşüşe rağmen korelasyonun olmaması tam korelasyonun bir soru işareti. Bakın bir de VIX'e bakalım isterseniz arkadaşlar. VIX volatility demektir. VIX'te ne durumdayız? Görüyorsunuz VIX'in artık zincirlerini yavaş yavaş kırdığını görüyoruz. Bakın VIX nerelerdeydi? Bakın hareketlenmiş arkadaşlar. Bak VIX saatli bomba gibidir ha. VIX böyle yükselmeye başladıysa demek ki bir şeyler oluyor işte gördünüz yani. O yüzden bunlara bakacağız. Bu VIX'e bakacağız. VIX'e bakacağız. VIX var bir de Volatility of Volatility Index var VIX. Ona da bakalım. Bakın 110 seviyesi. Çok önemli bir level'dır. Benim ta options zamanından kalma yıllar önce çizdiğim bir çizgidir. Bakın bunu ne zaman çizdim hatırlamıyorum. 5 sene önce mi? Çok daha yani önce de olabilir. Hala durur burada. Bakın geliyoruz oraya yine. Bu şu VIX'teki yükseliş arkadaşlar. Bakın ayağınızı denk alın yükselişi bu. Ayağınızı denk alın yükselişi ki zaten sinyaller geliyor arkadaşlar. Yani... Gördüğünüz gibi çok güzel bir trade aldık arkadaşlar. SPX'i kullandık. Bakın SPX Expected Bottom'ın sizlere yani önemini anlattım. Hatta prezentasyon içerisinde nasıl hesaplandığını da gösterdim. Bakın neredeydik? Size bir şey daha göstereyim. Bu kadar expected topa yaklaşıp da burayı fail etmek, burayı alamamak zaten beriştir. Yani burayı almasını beklersiniz. Almadan reject oluyor. Bu zaten beriş bir harekettir ki sonrasının geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Bir anda nereden nereye geldik? Bir anda arkadaşlar görüyorsunuz market böyle bir şey işte. Çok güzel paraların kazanılacağı zamanlar bunlar. Aklımızda olsun bunlar arkadaşlar. Bunları da söyledikten sonra bilmiyorum konuşacak bir şey kaldı mı? Yani baktığınız zaman şu an bu düşüşten sonra bir hafiften bir bounce beklersiniz. Beklentimiz de o zaten. Bizim beklentimiz bounce olmasını bekleyip bu bounce'u short etmek arkadaşlar. Yarınki bizim en büyük ana planımız bu. Ne kadar çok bounce ederse, ne kadar çok yükselirse bizim için o kadar iyi. Bunu da söyleyeyim. Yani şuradan isterseniz bir daily çizelim. Daily. Bakın burada bir daily BC var. Buraya büyük ihtimal buraya gelmesini buradan short olmasını bekleriz. Ama ICT'nin bize söylediği arkadaşlar ICT diyor ki haydan lova diyor bir tane diyor çekin diyor. O candle'a wickler de dahil olmak üzere bunun diyor orta noktasını bulun diyor. Bakın orta noktamız orası. Yani bu orta noktasını geçmesini istemeyiz diyor eğer berirsek O da aklımızda olsun. Ama oraya zaten ben şu FVG'yi çok geçer mi diye bilmiyorum soru işaretleri var. Oraya kadar pop yapması çok iyi. Hatta 50 seviyesine kadar ne kadar çok pop yaparsa o kadar iyi. Ve yarın arkadaşlar eğer ki bir pop olursa bir bounce olursa oralara bunu short edeceğiz. Bunu short edeceğiz arkadaşlar. Ve OT'yi kullanacağız. Ee, düşenin arkasından kovalamayacağız. Her zaman bir bounce bekliyoruz. Bu bounce'u short ediyoruz OTE seviyelerinden. Bunu da söyledikten sonra günlük planımızı da verdikten sonra arkadaşlar kendinize iyi bakın. Yani ne yazık ki e, take, take, tra take profit trader e, yani ödeme PayPal ve Wise. Wise'ın Türkiye'de olmadığı açık şekilde ortada arkadaşlar. Take Profit Trader'ı şu an için arkadaşlar her ne kadar güzel bir şirkete benziyor yani güzel bir deal var e, uygulanabilir desek de şu an için ne yazık ki biraz askıda tutmamız gerekiyor en azından şu ödeme olayları ben şu anda adamlara ulaşmaya çalışıyorum Türkiye'de bir potansiyelin olduğunu Türkiye'de tapstepin tapstepin MMF'in yasaklandığını elimizde çok fazla seçenek olmadığını adamlara söyledim bir bu ödeme ile alakalı güzellikler yapmasını istedim. Hala cevap bekliyorum arkadaşlar. Her yerden yazıyorum. Her yerden sizin için. YouTube'da kanalından yazıyorum. Adamların Twitter'ına yazıyorum. E-mail atıyorum. Uğraşıyorum sizin için arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yani tamam Türkiye'de ne yazık ki Top Step, MFF yok ama mutlaka ve mutlaka bir çaresi bulunur. Buna kesinlikle e, çaresini bulacağız. E, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bu arada Elite Trader Funding bir arkadaşımız söyledi. Hocam dedi sizin gösterdiğiniz indirim olan yarı fiyatı indirim olan da dedi 14 günde geçmeniz gerekiyor. Zaten ismi de Fast Track onu ben atlamışım. Onu da söyledikten sonra videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Elite Trader Funding'deki Fast Track 14 günde geçmeniz lazım arkadaşlar. Öyle bir durum var. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Umarım yarın bu merankımız var. Bakın onu da söyleyelim ya unutuyordum az daha. Bakın bu merankımız var yarın GDP 830. Ee, hazırlanın, bekleyin. GDP'de e, 40 puan var mı yok mu diye beklemenize gerek yok çünkü ondan fazla gelecektir. GDP ve de mutlaka bu merankı uygulayacağız. Onu da söyledikten sonra kendinize iyi bakın arkadaşlar. Eyvallah.